Herkese merhaba ben Serkan. Bugün sizlerle yine uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşı karşıyayım. Yanında gördüğünüz üzere Türkiye ganimetleriyle karşınızdayım. Yaklaşık bir 3 haftalık Türkiye tatili turu esnasında gezdiğim, gördüğüm kitapçılardan edindiğim bu sefer online bir alışveriş değil. E, kitapları göstermek istiyorum size. Bursa'da e, yani BKM'nin hangi şubesi olduğunu hatırlamıyorum ama alta yazacağım tabii ki reklam Değil Kesinlikle ee, Avrupa'nın en büyük kitapçısı olduğunu e, iddia ettiği e, bir kitapçıyı gezdik. Görüntüleri görüyorsunuz gerçekten içeride zaten aklımı kaçırdım. Çok çok güzel bir kitapçıydı. Oradan aldığım kitaplar İzmir'de DNR'dan ve aynı zamanda Bornova'da ve Alsancak'ta ziyaret ettiğim iki tane sahaftan edindiğim kitaplar var. Bazı kitapları gerçekten çok merak ediyordum. İşte listemdeydi, okumak istiyordum. Bazıları öyle kitaplar, bazıları da işte sahaflarda, kitapçıda görüp merak ettiğim kitaplar oldu. Lafı daha fazla uzatmadan gelin isterseniz kitaplarımıza bir bakalım. Öncelikle uzun zamandır tanışmak istediğim, okumak istediğim bir Türk öykücümüz var. Polat Özlüoğlu. Sahi adım neydi? Son çıkan öykü kitabını edindim. Bunu İzmir'de bir sahaftan edindim ve ilginç bir şekilde şöyle ismi kapatarak göstereceğim. ve Bu kitap sahafa gelmiş. Kendisinden imzalı. Benim adım olmasa da kendisinden imzalı bir kitabın elimde olması güzel bir duygu. Kitaplığımın ilk imzalı kitabı kendi adım olmasa da sevgili Polat Özlüoğlu'dan sahi adım neydi? Kendisiyle tanışmayı dört gözle bekliyorum. Bu yaz okudum iki tane kitabını. Nohut Odayı ve Küçük Yuvarlak Taşları. Kendisinin bir diğer kitabını edindim. Bazen Bahar şu anda elimde. Melisa Kezmez'i çok seviyorum. Bu iki kitabını çok sevmiştim. Bazen Bahar'ı da çok seveceğimden emin gibiyim. E, Herman çok uzun zaman önce Sidarta isimli kitabını okumuştum. Bu kitabını da çok merak ediyordum Ağaçlar. Orada e, gördüğüm zaman e, çok e, yine büyük bir e, coşkuyla aldım. İçerisinde çok güzel illüstrasyonların olduğu bir kitap bu. E, bu kitabı yine dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum, okumak istiyorum, çok okumak istiyorum diye akacak bu video. Kusura bakmayın lütfen. E, bu ara okumak ve yazmak eylemiyle ilgili e, merak ettiğim bazı e, şeyler var. Yani yazmaya ve e, zaten okumak üzerine okumak da uzun zamandır aklımdaydı. Ve yazmakla ilgili de bazı eylemlerim var şu anda. E, onun için biliyorsunuz geçen e, çok kısa bir zaman önce İş Bankası Kültür Yayınları yeni bir dizi başlattı. Kılavuz isimli diziden çıkmış olan Okumak isimli kitabı edindim. Aynı zamanda kendisinin sanırım herhangi bir kitabını okumadım. Ya da işte lise zamanında okumuşumdur hatırlamıyorum. Ursula Le Guin'den Dümeni Yaratıcılığa Kırmak isimli bu güzel kitabı edindim. Bakalım bana faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ha, bu arada çok özür dilerim başta söylemedim. Kırmızı Kedi yine bu Alsancak'ta bir kitapçısı var. Oraya doğradık. Orada da güzel indirimler vardı. Yine Kırmızı Kedi'den benim merak ettiğim bir kitap. Sırça Fanus Silvia Platt'tan bu kitabı edindim. Reza'nın kuzeni var Fidan. Kanalda daha önce daha geçmişti. Onun kitaplığında görüp imzalı olduğunu görüp çok kıskandığım bir kitap. Sahafta karşıma çıktı. Ve hemen edindik. Tarık Akan'dan Anne Kafamda Bit Var isimli kitap şu anda elimde. Rezan çok sever. Okumadığı iki tane kitabını edindik sahaftan Ahmet Ümit. Ben de hiç okumadım Ahmet Ümit bu arada. Sokağın Zulası ve Ninatta'nın Bileziği isimli iki tane kitabını edindik Ahmet Ümit'in. Şermin Yaşar yine Rezan kitaplarından. Ben de merak ediyorum bu kitabı aslında. Kapağı da gerçekten çok ilginç. Söyleme bilmesinler son kitabını edindik e, Şermin Yaşar'ın. Bu kitabı merak ediyorum. Ve Bakalım Rezan Hanım okuyacak. Belki e, ben de okurum. E, Rezan Hanım'ın seveceği tarzda bir kitap zaten. Sahip olmak ya da olmak. Bu kitabı da edindik. E, bunu BKM'den almıştık. E, çok uygun fiyatlı gördüğüm için sahafta hemen e, zaten uzun zamandır da merak ediyorum. Bu ara çok okundu. E, yani bu yıl çok okundu bu kitap ya da geçen yıl bilmiyorum. Bookstagram'ı kasıp kavuran kitaplardan birisi. Direniş kitabını edindim. Timaş'tan çıkmış. Bunu bir sahaftan edindim. Boris'i ee, Boris Vian'la tanışmıyoruz. Ama ben kendisini kitaplarını çok merak ediyorum. Çok uzun bir zamandır. Mezarlarınıza tüküleceğim. Ee, yine e, bir sahafta buldum. E, ikinci i̇kinci basım bu. Şu andaki basımlarından farklı bir basımı var. Merak ediyorum Boris yanında da dört gözle bekliyorum. Ama en kısa zamanda okurum. İzmir'de Nes... Nesin köyü. İzmir'de Ali Nesin'in bir matematik köyü var biliyorsunuz. Onu ziyaret ettik. Orada zaten bazı kitaplarını görmüştüm sanırım. Aziz Nesin'i ben okumuştum ama yine işte çok eski zamanlarıma denk geliyor. Sanırım bu kitabını okumuştum. Hatırlamak adına Şimdiki Çocuklar Harika isimli kitabını edindim azinesinin. E, Rezan Hanım Gülse Birsel'i çok merak ediyordu. E, son kitabını beni gözümde, beni gözünüz daha doğrusu Rezan Hanım demeyeyim. Biliyorsunuz bizim bir kitap kulübümüz var. Her ne kadar şu anda biraz e, sakinleşmiş e, gibi gözükse de okumalarımıza devam edeceğiz. E, orada okuyalım demiştik e, Gülse Birsel'in e, Beni Gözünüzde Büyütmeyin isimli e, kitabı. Bu kitabı edindik ve yine sahafları gezerken orada da iki tane kitabını gördük Gülse Birsel'in. Ee, hala ciddiyim, gayet ciddiyimi ben okumuştum bu arada, onu bulamadık. Bir de Yolculuk Nereye Hemşerim isimli iki tane kitabını edindik Gülse Birsel'in. Ee, tatlı okumalar, bizi zorlamayacağını, edebi açıdan zorlamayacağı, yani kitaplığımızda bizi edebi açıdan zorlamayacak, okuması kolay olan kitaplar da olsun istiyoruz. Özellikle e, bu işte okuma ne girdiğimiz anlarda rahat bir şekilde okumalarımızı yapabilmek için. Benim e, çok çok uzun zamandır yani... E, gözükeceksin şimdi. Eser. Şimdi burada da yine benim çok uzun zamandır merak ettiğim bazı kitaplar var. E, Selçuk Baran, e, hiç okumadım, kendisiyle tanışmıyoruz. Bozkır Çiçekleri isimli romanını edindim. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Gerçekten çok uzun zamandır okumak istiyorum. Benim yine lise zamanlarıma denk gelen ama bir türlü elimin gidip de okuyamadığım kitaplardan birisi. Mina Urgan'dan Bir Dinozor'un Anıları. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Zaten 105 baskı yapmış. Maşallah. Bir kanalın bir takipçisi çok uzun zamandır özellikle işte bu bizim Karpatlar Kitap Kulübü'nde yani Karpatlar Kitap Kulübü için önerdiği bir kitap var. Ian McEwan yine okumadığım yazarlardan, tanışmadığım yazarlardan birisi. Benim gibi makineler. Bu kitabı buldum, sahaftan buldum. çok mutlu oldum gördüğüm zaman. Yine aynı yazarın bir başka sahaftan bulduğum bir diğer kitabı da burada. Yan McEwan'dan Çocuk Yasası isimli kitap. Gerçekten ilgimi çeken yazarlardan birisi Yan McEwan. Henüz e, tanışmasak da bu kitaplarıyla beraber e, kendisiyle tanışacağız. E, ben şu anda elimde var, bu sene okumayı e, istiyorum. Günden Kalanlar idi sanırım. Yanlış bir isim vermeyeyim, kitabın ismi neydi? Evet, Günden Kalanlar isimli kitabı bende vardı. E, bu son e, New York e, Times'ın e, listesinde bu kitabı var, Kazuo Ishiguro'nun. Beni Asla Bırakma bu kitabını da edindim. Şimdi burada da bazı Türk klasikleri, yabancı klasikler ve modern klasikler var. Onları göstermek istiyorum. Ve çok uzun zamandır kitaplığımı bu kitaplarla zenginleştirmek istiyordum. Yine aynı zamanda okuma olgunluğumu bu kitaplarla zenginleştirmek istiyordum. Namık Kemal'den Vatan Yahut Silistire isimli kitap elimde. Yine Namık Kemal'den İntibah ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Efsuncu Baba kitaplarını edindim. Jane Austen özellikle Virginia Woolf okumalarından sonra çok merak ettiğim bir yazar. Gurur ve Önyargı. Bu kitabı dört gözle bekliyorum. Yine aynı zamanda Virginia Woolf okumalarımızdan son, ya yani Virginia Woolf okumamızdan sonra merak ettiğim bir diğer yazar Mary Shelley, Frankenstein ya da Modern Prometheus bu kitabı da edindim. Balzac hiç okumadım maalesef. Ee, Vadideki Zambak şu anda elimde. Bu klasiği de en kısa zamanda okuyacağım inşallah. E, biliyorsunuz ben Burun ve Paltoyu okudum geçtiğimiz günlerde. Ölü Canları' da okumayı dört gözle bekliyorum Gogol'dan e, bu kitapta elimde. E, toplum Sözleşmesi'ni edindim Jean-Jacques Rousseau'dan ve Verne'den e, Görünmez Adamı. Bunlar da Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmış kitaplar. Kırmızı Kedi'den sanırım hiç bir klasik okumamıştım o nedenle ilginç bir deneyim olacak. Yine uzun zamandır merak ettiğim klasiklerden birisi elimde. Herman Melville'den katip Berthel Bay. Ya da Berthel Bay nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, yıllarca İngilizce <laughs> eğitim almam e, konusunda. Yani eğitim almam dışında. Başka herhangi bir sıkıntı yok tabii bu konuyla ilgili. Emile Zola nasıl ölünür? Ee, yine uzun zamandır listemdeydi. Bu kitabı da edindim. Ee, özellikle kapaklarıyla beni vuran... Elimde de olmayan Virginia Woolf'un iki tane e, kitabı var şu anda elimde. Can Yayınları'ndan çıktı. Mrs. Dalloway'in Partisi ve aynı zamanda Aynadaki Hanımefendi isimli iki tane kitabını edindim. Milan Kundera sanırım bir kitabını okumuştum ama orada yine DNR'da gördüm bu kitabı. Rehin alınmış bir batı kendisinin bu kitabını da edindim. Ve e, uzun zamandır e, okumak istediğim birisini hatta e, denemiştim okumayı bundan bence yaklaşık bir 7-8 yıl önce. Çavdar Tarlası'nda çocuklar, e, yani merak ediyorum bu kitabı herkes seviyor. Belki ben sevmem yine ama bir şekilde bitirmek istiyorum bu sefer. Ve e, işte Macar Edebiyatı'nın en önemli kitaplarından birisi bir çocuk klasiği de olsa. Yani bu yaşta da okunabilir çocuk kitapları tabii ki. E, okumanın yaşı yok. Pal Sokağı Çocukları da şu anda elimde. Türkiye'den almış olduğum kitaplar e, bu şekildeydi. E, çok e, uzun zamandır e, bir e, okuma zorluğu, okuma güçlüğü içerisindeyim. E, zaten herhangi bir şey okuma okuyamıyorum maalesef. E, herkes tabii ki bilmiyorum böyle midir ama ben bir rutin insanıyım. Yani rutinin bozulduğu zaman bütün dengem alt üst oluyor. Okumada maalesef bu ay öyle oldu biraz. Bundan sonra sık sık umarım güzel videolarla karşınızda olacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hala kanalda duran sevgili takipçilere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.